Efsane Fizik kanalından herkese merhaba. Cem Hoca ben. ÖSYM sorar mı sorar sorularıyla karşınızdayım. İlk sorumuz kaldırma kuvveti ile alakalı bir soru. Hadi başlayalım. Bir cisim dünyada taşma seviyesine kadar sıvı dolu taşıma kabına bırakıldığında sıvı da askıda kalıyor. Bu cisim yer çekilmesi dünyanınkinden büyük bir gezgende aynı kaba bırakılsaydı 1-2-3 yargılarından hangileri doğru olurdu? Bakalım yargılara. Cisim suda yüzerdi. Cisme etki eden kaldırma kuvveti daha büyük olurdu. Kapta ağırlaşma olurdu. Şimdi önce hatırlamamız gereken şeyleri bir söyleyelim. Nedir? Cismin bir sıvıda yüzmesi, askıda kalması ya da batması cismin öz kütlesi ile sıvının öz kütlesi arasındaki ilişkiye bağlıdır yalnızca. Cismin ağırlığının hiçbir önemi yoktur. Yer çekimi iğmesinin hiçbir önemi yoktur. Nasıl mı? Hemen şunu yapalım. Şu şekilde kabımızı çizelim ve buraya sıvıyı koyalım. Bir tane cisim bırakalım. Bu cisim gelsin burada yüzsün. Bir tane daha cisim bırakalım. Bu cisim gelsin askıda kalsın. Sonra bir cisim daha bırakalım. Bu cismi yavaşça bıraktık. Sonra geldi battı. Ne diyeceğiz? Sıvının kaldırma kuvveti. Ne yapacağız? Cismin batan hacmin tam ortasından yukarıya doğru çizeceğiz. Buna etkilen kaldırma kuvvetini çizdim. FK. Aşağıya doğru da cismin ağırlığı var mı? Var. Buna da G dediğim takdirde. Hemen şunun için ne yazıyoruz? Yukarıya doğru olan kuvvetle aşağı doğru olan kuvvet birbirini sıfırlayacak. Çünkü cisim dengede yazıyorum ben. Kaldırma kuvveti eşittir cismin ağırlığı. Ve kaldırma kuvvetinin bağıntısı neydi? V batan çarpı D sıvı çarpı G. Ağırlık içinde yazacağız. Cismin tüm hacmi çarpı cismin öz çarpı yer çekilmesi. Ne oldu? Yer çekilmesi pat pat gitti gördüğünüz gibi. Batan hacimle cismin hacmine baktığımda tabii ki batan hacim cismin hacminden daha küçük. Cisim yüzdüğü zaman. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Bu durumda sıvının özkütesi cismin özkütesinden daha büyük. Bak yüzmesi sadece şuna bağlı oldu. Yani cismin özkütesi sıvının özkütesinden daha küçükse cisim yüzer. Buraya geldiğimde yukarıya doğru olan kaldırma kuvvetiyle aşağıya doğru olan cismin ağırlığı birbirini sıfırlayacak. Çünkü dengede cisim. O zaman V batanla V cisim birbirlerine eşit olduğuna göre cismin ile sıvının özkütesi birbirlerine eşit. Bu ilişki cismin askıda kalması için yeterli. Yer çekmesine hiçbir şekilde bağlı değil. Peki batmış. Batan için ne söyleyeceğiz? Üzerine etki eden kaldırma kuvvetini çizelim. Aşağı doğru cismin ağırlığını çizelim. Peki dengede kalabilir mi kaldırma kuvvetiyle? Hayır. Çünkü ne yapmış? Yerden yani tabandan yardım istemiş. Kabın tabanından. Demiş ki kabın tabanına bana yardım et. O zaman kabın tabanı da bir tepki kuvveti göstererek kaldırma kuvvetine yardım etmiş. Bu durumda kaldırma kuvveti Cismin ağırlığından küçük olmuş cismin batan hacmi ile kendi hacmi birbirlerine eşit çünkü tamamı içeride. O zaman şöyle yazabilir miyim? Batan hacimle cismin hacmi birbirlerine eşit olduğuna göre bunu bildiğim için o zaman sıvının özdesi cismin özdesinden daha küçük olduğu burada şartımız ne? Cismin batma şartı. Cismin özdesi sıvının özdesinden daha büyükse o zaman cisim batar. Peki yer çekilmesine bağlı mı bu? Hayır. Peki cismin ağırlığına bağlı mı bu? Hayır. Sadece ve sadece sıvının öztesi ile cismin öztesi arasındaki ilişkiye bağlıdır diyoruz. Gelelim batma durumlarında ya yani taş, taşıma kaplarında cismin ağırlaşması ile alakalı şeyler vardır. Onları da söyleyelim hemen hızlı bir şekilde. Mesela bir taşıma kabımız olsun şu şekilde ve ağız şurada taşma seviyesine kadar da dolu. Cismi yavaşça bıraktım geldi cisim askıda kaldı. O zaman bu cisim askıda kaldığında batan hacmi kadar dışarı sıvı taşıracak mı? Taşıracak. Üzerine etki eden kaldırma kuvveti ağırlığına eşit olacak mı? Büyüklük olarak evet eşit olacak çünkü dengede. Ve dışarı çıkan sıvının ağırlığı dediğimde ne diyeceğim bu durumda? Taşan sıvının hacmi çarpı sıvının öz kütlesi çarpı yer çekim ilmesi. Peki taşan kimden kaynaklandı? Taşan hacim tabii ki batan hacimden kaynaklandı. O zaman bunun yerine V batan çarpı d sıvı çarpı g dersem aslında bu nedir sevgili gençler? Tabii ki kaldırma kuvvetidir. İşte dışarı çıkan sıvının ağırlığına yani taşan sıvının ağırlığına direkt kaldırma kuvveti diyebiliriz. Ne olduğunda? Cisim yüzdüğünde. P kala kaldırma kuvveti ağırlaş değil mi? Evet. O zaman g kadar bir ağırlık koyuyorum. fk kadar sıvı dışarı çıkıyor ki cismin ağırlığı kadar sıvı dışarı çıkıyor. Bu durumda kapta ağırlaşma olur mu? Hayır olmaz. Yani cisim yüzüyorsa ağırlaşma olmaz diyoruz. Peki cisim askıda kalırsa ne olur? Getirelim cismi pat 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 şu şekilde askıya şöyle alalım. Üzerine yine kaldırma kuvveti var ve aşağı doğru cismin ağırlığı var. Aynı şeyler olacak. E kaldırma kuvveti ile cismin ağırlığı birbirine eşit. Kaldırma kuvveti kadar yine sıvı taşıyacak. O zaman içeriye koyduğumuz ağırlıkla dışarı çıkan ağırlık birbirine eşit olacak. Yine ağırlaşma sıfır oldu. Peki bir de batma durumunu düşünürsek şurada göstereyim onu da cismi getirdik batırdık batırdığımızda her halükarda kaldırma kuvveti kadar sıvı taştı mı? Evet. Ama batma durumunda hatırlarsan ne diyor? Ne dedik? Kaldırma kuvveti cismin ağırlığını dengeleyemediği için gelmiş tabandan yardım istemiş dedik. Yani kaldırma kuvveti normalde cismin ağırlığından küçük. O zaman içeriye koyduğum ağırlık dışarıya çıkan ağırlıktan daha büyük olmuş oldu. Yani bunda bir ağırlaşma olur diyoruz. Peki bu ağırlaşma ne kadardır? Tabii ki cismin ağırlığı eksi kaldırma kuvveti kadar bir ağırlaşma olur. Şöyle isterseniz bir GA ağırlaşmanın sembolünü göstermiş olalım. Bu şekilde bakınız bütün konuyu neredeyse özetlemiş olduk sevgili gençler. Artık soruyu çözme vakti. Şimdi askıda kalıyordu dünyada. Getirelim önce dünyadaki durumunu bir çizelim. Şöyle taşma seviyesine kadar dolu olan bir taşıma kabı, cismi yavaşça bıraktık. şu şekilde askıda kaldı. Sonra bunu hadi yer çekilmesi daha büyük olan bir gezegene götürelim. götürdük. Yine aynı kap, yine aynı sıvı diyor soru bize. o zaman bıraktığımızda ne olur? Ne edik? Nerede kalacağını söyleyen tek şey neydi? Cisimle sıvının stleri arasındaki ilişkiydi. O zaman askıdaysa direkt şunu söyleyebilir miyim? Cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesine eşitmiş ki askıda kalmış. E aynı sıvıyı kullandık, aynı cismi kullandık. O zaman bu da yine aynı şekilde farklı gezegende de olsa, yerçekim büyük de olsa, küçük de olsa fark etmez. Yine cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesine eşit olacağına göre yine askıda kalır diyoruz. Burada ne diyor? Cisim suda yüzer diyor. Hayır askıda kalır efendim. Yanlış. Cisme etki eden kaldırma kuvveti daha büyük olurdu. Şimdi ona geleceğiz kaldırma kuvvetini yazalım. Neydi kaldırma kuvveti? V batan çarpı yazıyorum hemen. FK eşittir. V batan çarpı D sıvı çarpı G idi. Ve aşağı doğru ağırlığını düşünürsem cismin ağırlığı çarpı cismin özdeş çarpı G idi. Şimdi yer çekilmesi tabii ki hem kaldırma kuvvetinde hem de ağırlıkta önemli. O zaman yeni kaldırma kuvveti FK üssü dersem yine batan hacım aynı. V batan çarpı D sıvı çarpı yeni yer çekimi iğmesi. Değil mi? dünyanınkinden daha büyük bir yer çekmesine sahip. O zaman bunun artması demek tabii ki kaldırma kuvvetinin de artması demek. Cisme etki eden kaldırma kuvveti daha büyük olurdu. Peki diyeceksiniz ki hocam ama yine askıda kaldı hani. Evet, ağırlığı da aynı şekilde artar çünkü ağırlık nedir? V cisim çarpı d cisim çarpı g'dir. Değil mi? Yeni ağırlık o zaman bu şekilde olacaktır. Yeni artması demek yeni ağırlığın da artması demek anlamına gelecektir. Bu durumda cisme etkilenen kaldırma kuvveti evet daha büyük olurdu. Bu doğrudur sevgili gençler. Kapta ağırlaşma olurdu. Cismin askıda kalması dışarı çıkan sıvının ağırlığının kaldırma kuvvetine eşit olması demek. E kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşit. Bu durumda dışarı çıkan sıvının ağırlığıyla içeri konulan cismin ağırlıkları eşit olur ve ağırlaşma olmaz idi. Burada değişen bir şey olacak mı? Hayır. Yine dışarı çıkan sıvının ağırlığı ka yeni kaldırma kuvveti olacak. E zaten yeni cismin ağırlığı yine bunlar birbirlerine eşit. O zaman içeri konulan ağırlıkla dışarı çıkan ağırlık birbirlerine eşit oldu. Yine kapta ağırlaşma olmadı. Üçüncü yargı da yanlıştır diyoruz değil mi sevgili gençler? Cevabımız yalnız 2 olmuş oldu. Kaldırma ile alakalı çok sağlam bir soru çözmüş olduk. ÖSYM sorar mı? Sorar. Bilemeyiz. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz sevinirim. Ha abone olmadıysanız abone olursanız da çok da güzel olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.